Arkadaşlar merhaba. Türkçe Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay Hoca. Bugün sizlerle Sözcük Türleri serisinin 3. videosu olan zamir konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Zamir konusu gerek sözcük türlerinin içinde sorulması bakımından gerekse karma dil bilgisi soruların içerisinde gelmesi bakımından önemlidir. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi zamir nedir? Öncelikle bunu öğrenelim. İsimlerin yerini tutan sözcük veya eklere ne diyoruz arkadaşlar? Zamir diyoruz. Tekrar söylüyorum. İsimlerin yerini tutan sözcük veya eklere zamir denir. Zamirin bir diğer adı da arkadaşlar adıldır. Bunu unutmayalım. Şimdi isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyorduk. İsimlerin yerini tutan sözcüklere de ne diyormuşuz arkadaşlar? Zamir diyormuşuz. Ben şimdi burada sözcük ve ek dedim dikkat ederseniz. O yüzden arkadaşlar zamirleri sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz. Sözcük durumundaki zamirler kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere dört başlıkta inceleniyor. Ek durumundaki zamirler de arkadaşlar iyilik zamiri ve ilgi zamiri yani ki ilgi zamiri olan ki olmak üzere iki başlıkta inceleniyor arkadaşlar. İlk olarak neyle başlayacağız? Sözcük durumundaki zamirlerle başlayacağız. Bunların da ilki arkadaşlar kişi yani diğer adıyla şahıs zamiridir. Şimdi şahıs zamirleri yani kişi zamirleri insan isimlerinin yerini tutan sözcüklere denir arkadaşlar. İnsan isimlerinin yerini tutan sözcüklere denir. Yani şimdi şöyle insan dışında bir varlığın yerini tutarsa mesela bir nesnenin adının yerini tutarsa o zaman biz ona işaret zamiri diyoruz. Ama insan ismini yerini tutuyorsa ne diyormuşuz arkadaşlar? Kişi zamiri ya da diğer adıyla şahıs zamiri diyormuşuz. 3 tekil 3 de çoğul olmak üzere toplamda 6 tane şahıs zamirimiz var. Yani bir yedincisini ne yapamayız arkadaşlar? Çıkaramayız. Tabii bir tane istisnamız var onu söyleyeceğim. Ben sen o biz siz onlar bizim nelerimizdir arkadaşlar? Kişi zamirlerimizdir yani şahıs zamirlerimizdir. Bakınız şunlar tekil şunlar da çoğul. Şimdi bir notumuz var arkadaşlar çok önemli. Kendi sözcüğü hem dönüşkülük zamiridir hem de şahıs, şahıs zamiridir. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Hocam ben nasıl anlayacağım? Yani şıklarda hem şahıs zamiri hem dönüşlük zamiri yazıyorsa ne yapacağım? Arkadaşlar eğer ki kendi kelimesi için eğer onu soruyorsa şıklarda dönüşlük zamiri ve şahıs zamiri aynı anda varsa biz orada dönüşlük zamirini işaretleyeceğiz. Ama diyelim ki şıklarda dönüşlük zamiri yok. İşte o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şahıs zamiri diyeceğiz. Lütfen dikkat edelim. Bunu şöyle düşünün. Mesela kendim ettim, kendim buldum. Asla ne demektir? Ben ettim, ben buldum. Yani şahıs zamirinin, kişi zamirinin de yerini tutmuş oluyor. İşaret zamirlerimiz nelerdir arkadaşlar bizim? Peki işaret zamirinin mantığı nedir? Onu anlatalım önce. Varlıkların ismini söylemeden onları işaret yoluyla göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. Yani arkadaşlar insan ismini yerini tutarken kişi zamiriydi. Bu sefer de varlıkların... E, ismini biz eğer ki söylemeyip onlara işaret belirten bir sözcükle ifade ediyorsak ona ne diyormuşuz? İşaret zamiri diyormuşuz. Unutmayın işaret sıfatları da vardı. İşaret sıfatlarında neydi arkadaşlar olay? İsmin önüne gelmesiydi. Buradaki olayımız neymiş? İsmin yerini tutmasıymış. Şimdi bu şu o bunlar şunlar onlar buraya şuraya oraya burası şurası orası Öteki, beriki, diğeri, böylesi, şöylesi, öylesi gibi bizim nelerimiz vardır arkadaşlar? işaret samirlerimiz vardır. Ama dediğim gibi unutmayın. Bu kelimeler eğer ki ismin yerini tutarsa işaret samiri olur. Yani ismin önüne geldiği zaman biz onlara işaret sıfatı diyeceğiz. Bakınız burada kimse kalmamış. Şimdi ben şuradaki buradan altını çiziyorum. Arkadaşlar bu, burada yerine okulda diyebilir miydim? Ben mesela okulda yazayım şuraya. Şimdi okulda ismini yerinin tuttuğu için bu nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. Bakınız bunu yerin tutmuş. Yine annemler oradan taşındı. Mesela ne olsun İstanbul'dan taşındı. İstanbul'un yerini tuttuğu için ben buna yine ne diyorum arkadaşlar? İşaret zamiri diyorum. Yine bu kime ait? Şimdi bu kime ait derken bir eşyadan, bir nesneden bahsediyor. Mesela elindeki kalem olsun. Kalem kime ait? Gibi. Bir notumuz var yine arkadaşlar. Burada demiş ki o ve onlar sözcükleri hem işaret zamiri hem de kişi zamiridir. Yani ortak zaten dikkatinizi çekmiştir. Peki biz bunu cümle içinde nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar eğer ki bu zamirler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiridir. İnsan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri. Ama insan dışında herhangi bir varlığın yerini tutuyorsa ne olur arkadaşlar? İşaret zamiri olur. Yani şöyle düşünelim. Bir hayvan ismini yerini tuttu diyelim ya da bir hayvanın yerini tuttu. O zaman ne olacak arkadaşlar? İşaret zamiri olacak ama bir insan ismini yerini tutarsa ne olacakmış? Kişi zamiri olacakmış. Mesela bakın onları dolaba koyar mısın? Burada ne oldu arkadaşlar? Şimdi bir insanı dolaba koyamayız değil mi? Yani burada kastettiğimiz şey bir eşyadır, bir gömlektir bir, ya da bir yiyecektir. O zaman ben burada ne yapıyorum? Bir eşyanın yerini tuttuğu için buna işaret zamiri diyorum arkadaşlar. Şöyle iz'e yazıyorum ama... Onları bizim evin yakınında görmüşler arkadaşlar. Ney mesela burada işte e, bir kişi ismini yerine tutuyoruz. Mesela burada onlar dediği Ayşe, Fatma işte Ercan birileri olabilir. O yüzden buradaki kişi zamiridir diyorum. Üçüncü başlığımız belgisiz zamirler. Bunlar da arkadaşlar varlıkların yerini tutmalarına rağmen Hangi varlığın yerine kullanıldığı tam ve açıkça belli olmayan sözcüklere denir. Yani belgisiz zaten belirsiz demekti unutmayın. E, belgisiz sıfatlarımız da vardı hatırlarsanız. Belgisiz sıfatlarımız ne yapıyordu? İsimler önüne gelerek belirsizlik belirtiyordu. Ama belgisiz zamillerimiz ne yapıyor arkadaşlar? İsimlerin yerini tutarak. Ama belli bir şekilde tutmayarak yani belirsiz bir şekilde ismin yerini tutarak ne olmuş oluyor arkadaşlar belgisiz zamiri oluşturmuş oluyor. Mesela burada bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey ve benzeri sözcükleri belgisiz zamirlerdir. Mesela bakınız, hepsi tatil için Bodrum'a gitmiş. Şimdi ben burada hepsi sözcüğünün altını çiziyorum. Hepsi derken kaç kişi olduklarını söylüyor muyum? Hayır 3 kişi mi 5 kişi mi 6 kişi mi belli değil. O zaman buradaki hepsi belgisiz zamirdir. Yine biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar demiş. Buradaki biriler arkadaşlar ne olmuş? Herhangi biri anlamında kullanılmış ve e, kaç kişi olduğu kim olduğu belli değil. O zaman demek ki bunlar da neymiş arkadaşlar belgisiz zamirmiş. Yine olanları kimse anlamıyordu derken buradaki kimse sözcüğü kim olduğunu belli etmediği için arkadaşlar belgisiz zamirdir. Dikkat edelim. Dördüncü başlığımız soru zamirleridir. Şimdi bunlar da isimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere denir arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Yine bir tane püf noktamız var. Hatırlarsanız sıfatta demiştim ki arkadaşlar cevabı sıfat olan sözcükler soru sıfatıdır demiştim. Soru zamirinde de diyeceğim ki cevabı zamir veya arkadaşlar ne olacak? İsim olacak bunların. Cevabı zamir veya isim olan sözcüklere soru zamiri ya da soru adılı diyeceğiz biz. Peki nelerdir bizim soru zamirlerimiz? Ne, neyi, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden gibi sözcükler benim soru zamirlerimdir. Dikkat edelim. Şimdi baban sana ne aldı? Arkadaşlar buna bir cevap verelim. Baban sana ne aldı? Mesela babam bana işte kravat aldı diyebilirsiniz, kalem aldı diyebilirsiniz. Mesela babam bana kalem aldı dediniz. İsimle cevap vermiş oldunuz değil mi? Ama mesela arkadaşlar baban sana ne aldı? Babam bana onu aldı dediniz. E burada ne yaptınız arkadaşlar? Zamirle cevap verdiniz değil mi? Onu derken işte bir işaret zamiri kullandınız. O zaman demek ki bu bir soru zamiridir. Yine beni kim soruyor dediğiniz zaman arkadaşlar. Mesela bu kim yerine seni o soruyor derseniz zamir olur. Seni Ahmet soruyor dersiniz arkadaşlar. Ne olur, isim olur. O zaman cevabı isim veya zamirse ne oluyormuş? Soru zamiri oluyormuş. Hangisi daha fazla faydalı ve ucuz gibi sorduğu zaman arkadaşlar buradaki hangisi? Bakınız mesela buna da cevap verelim. Şöyle diyelim, o diyelim. Yine ne yaptık arkadaşlar? O daha ucuz mesela. İşaret zamiri oldu burada ama işte bunun yerine bir isim kullanırsanız da yine ne olmuş isimle cevap verirsiniz ama yine soru zamiri olur. Notumuzu az önce söyledim ben zaten ne dedik? Soru zamirlerinin cevabı da zamir veya isim olur arkadaşlar. Mesela sana bunu kim aldı? Annem aldı derseniz isimle cevap verirsiniz. O aldı derseniz zamirle cevap verirsiniz. Yine nereye gidiyorsun dışarıya gidiyorum derseniz arkadaşlar isimle cevap verirsiniz. Oraya gidiyorum derseniz de zamirle cevap vermiş olursunuz. Geldik ek durumundaki zamirlere. Arkadaşlar ek durumundaki zamirleri iki başlıkta inceleyecektik hatırlarsanız. İlk olarak iyilik zamirleri ya da diğer adıyla aitlik, sahiplik zamirleri. Şimdi ek halinde olup getirildiği ismin hangi şahsa ait olduğunu bildiren eklerdir. Bunlar aynı zamanda iyilik ekleridir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi benim defterim senin defterin onun defteri. Bizim defterimiz, sizin defteriniz, onların defterleri. Arkadaşlar dikkatinizi bir şey çekti. Biz isim konusunda, tamlamalar konusunda şu eklerin hepsini ne olarak öğrenmiştik aslında hatırlarsanız. Bu ekler ne ekleriydi arkadaşlar? Bunlar tamlanan ekleriydi değil mi? Bunlar tamlanan ekleriydi. Tamlanan ekleri aynı zamanda iyilik ekidir arkadaşlar. İyilik samiridir. Dikkat edelim ilgi zamiri olan ki'deyiz arkadaşlar. Şimdi ikinci başlığımız. Bunun da formülü şudur arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. ım ın artı ki. Bunu şöyle formüze ediyoruz. ım ın artı ki eşittir neymiş? İlgi zamiri. Şöyle yapacaksınız. Bakınız benimki yapılmamış hala. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela benim ödevim demek değil mi? Şurada imki var mesela. Bu ne oldu? İlgi zamiri oldu. Neden? Ödevin yerini tuttu değil mi? Benim ödevim demedim de benimki dedim. Yine benim saçlarım kısa, Ahmet'inkiler uzun derken arkadaşlar... İnki burada ne oldu arkadaşlar? Ahmet'in saçları anlamında kullanıldı. Yine bu da ilgi zamiridir. Yine sizinkiler bize gelecekmiş dedi arkadaşlar. Mesela sizin aileniz demedi de sizinkiler dedi. Ne oldu arkadaşlar? Yine ismin yerin tuttuğu için ilgi zamiri oldu. İnki var burada. Dikkat edelim. Şimdi ee, örnek sorularımıza bakıyoruz. Çıkmış sorulardan bakacağız, değerlendireceğiz yine. YGS 2010 sorusu var burada. Demiş ki bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Arkadaşlar şöyle şıklara bir bakıyorum. Burada bir dönüştürük zamiri var. Dönüştürük zamiri neydi arkadaşlar? kendiydi. E, o zaman ben diyeceğim ki bunu bulmak çok kolay. Kendi her zaman dönüştürük zamiri. E, bakıyorum şöyle kendi var mı? Mimarlığın inancın çok kültürlülüğün başkenti Mardin, şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor. E kendi yok cevabım ne o zaman arkadaşlar? Edirne dönüştürük samiri. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Neden? Kendi en basit arkadaşlar. Eğer ki sizin de aklınızda bulunsun sorularda karşınıza çıkarsa ilk olarak dönüştürük samiri arayın. İkinci sorumuz ÖSS 1998 sorusu o sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır diye sormuş. Kişi zamiri olmasının koşulu neydi arkadaşlar? İnsan isminin yerini tutmasıydı. Bakıyorum şimdi. Çocuklar o ağacı sulamamıştı. Arkadaşlar o ağaç derken burada sıfat olarak kullanmış. İşaret sıfatıdır. Annesi onu biraz önce hastaneye götürmüş. He, hemen buldum arkadaşlar. Bakınız annesi ne olsun mesela? Annesi Ahmet'i biraz önce hastaneye götürmüş oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? İnsan ismini yenin tuttuğu için Bursa benim doğru cevabım oldu. Diğerlerine bakmıyorum bile. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Arkadaşlar ne demiştim? Cevabım isim veya zamirse ne oluyordu arkadaşlar? Soru zamiri oluyordu oradaki soru anlamı taşıyan sözcük. Şimdi bakıyorum. Şimdi size bir püf nokta daha söyleyeyim. Soru edatını henüz öğrenmedik ama Soru edatı mı midir arkadaşlar? Eğer ki bir yerde böyle sonda mı mi mısın mısın gibi bir şey görürseniz orada soru anlamı soru edatıyla sağlanmıştır. O yüzden onlara hiç bakmayın. Direkt şu A, B ve C seçeneklerine bakacağız. Bunca sıkıntıya neden katlandınız? Mesela arkadaşlar buna o katlandım, işte Ahmet katlandım gibi bir şey diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Yani isimle cevap verebiliyor muyuz? Zamirle cevap verebiliyor muyuz? Hayır. Bunu eledim. Bu romanı benden sonra kim okumak ister? Şimdi arkadaşlar burada kim demiş? Bakınız ben burada mesela ben diyebilirim. Ben dediğim zaman kişi zamiri olur. E zamirle cevap verdiysem soru zamiridir. Cevabım Bursa. Yine arkadaşlar bir sorumuz daha var. İsim tamlamalarında zamiller de tamlayan olur demiş. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Ne demiş? Tamlayan olur. Yani bir isim tamlamasının ilk ögesine tamlayan diyorduk hatırlarsanız. Onun kardeşi, e ben hemen buldum A seçeneğindeymiş. Bakınız onun kardeşi ne oldu? Onun derken arkadaşlar kişi zamiri. Kişi zamiri kullandığı için tamlayan da burası isim tamlamam oldu benim. Ne oldu arkadaşlar? Şuradaki yargıyı bana verdi. ÖYS 1991 sorusu gayet kolay. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Zamir konusu basit bir konu. Eğer soru gelirse kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Bol bol da soru çözümü yapabilirsiniz bu konudan bu videodan sonra. Bir sonraki videomuz zarf üzerine olacak arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.